Mısırlı bir ziraat mühendisi olan Amerika'da yaşayan Reşat Halife isimli vatandaş kendisinin sağa sola yazdığı mektuplarda mektupların altına işte Reşat Halife Allah'ın elçisi Resulullah Arapçasıyla ifadesini yazarak mektup gönderiyor derken kel tavuğun her ülkede kör alıcısı bulunur. Türkiye'de de Edip Yüksel denen yarım akıllı bu kel tavuğun alıcısı olarak çıktı. Çenesi de işlek dırdır borçacı karılar gibi orada burada bir sürü yarım akıllı sahiden Reşat Halife'ye vahiy geldiğini zannetmeye başladı o serserinin ortalığı karıştırması sonucu. Bana geldi anlattı işte biliyorsunuz önce bu iş şöyle başladı. Efendim 19 meselesi, Hazreti 19. Efendim bütün ayetler 19'un çarpılmasıymış da 19 harfinin bilmem nesiymiş de falan da filan ulan 19 aşağı 19 yukarı hani kafayı 19'dan bozdular bunlar. Milletin de kafasını 19'dan bozmak için. 19 mucizesi bilmem nesi filan anlat. Tabi Hazreti Bilgisayar çıkana kadar bu 19 mucizesinden kimsenin haberi yok. Bilgisayar bulmuş bunu, yüklemişler filan. Ve bu işin garip tarafı 19 mucizesi Tevbe suresinin son iki ayetini 19'a tutturamadığı için Kur'an'a sonradan ilave edilmiş iki ayet demek suretiyle bir başka fitne daha işlediler, çıkardılar. Dedim ki anlattı. Dedim peki Edip bu kadar çeneni yordun ben de sabırla seni dinledim. Sonuçta ne olacak? Yani bu 19 meselesini varsayalım, kabul ettik, tamam. Ne olacak sonuçta? Yani mesela Ramazan ayında tuttuğumuz oruç Şevval ayına mı kayacak? 5 vakit namaz 6'ya mı çıkacak? 3'e mi inecek? Efendim bazı haramlar helal olacak, bazı helaller haram mı olacak? Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Ulan sonuçta hiçbir şey olmayacak şeyle ne uğraşıp duruyorsun dedim. Senin aklın noksan mı? Amerika'ya gitmiş gelmiş işte bu kendisine Resulullah diyen adamla görüşmüş gelmiş. Allah'ın elçisi Reşat Halife denilen. Ben inanıyorum ona abi. Uzun uzun anlattı tekrar aradan bir iki sene geçtikten sonra. Ne diyorsun filan. Tabii bu arada bana rüşvet vermeyi de unutmuyor. Sen Türkiye'nin en cesur adamısın. Rüşvet hep para olmaz beyler. Rüşveti görüyor musun? Evet. Gel dayan yani alma. En cesur adamısın. En bilmem filan. Kimsenin söylemeyi aklından geçiremediği şeyleri ağzından çıkarabilen kalemiyle yazan adamsın. Dedim Edip ne zamandan beri küçükler ellerinde elma şekerleriyle büyükleri kandırmaya başladı. Bizim bildiğimiz bu film tersine oynadı. Yani büyükler elma şekeriyle küçükleri kandırır. Ne diyorsun sonuçta? Dedim ki bir İslami yönetim olsaydı, ben de bir kadı olsaydım yani hakim. Seni karşıma çıkarsalardı, bugün dinlediğim gibi dinlerdim. Sonuçta işte ayağa kalkın, karar. Başından beri sanığın ağzından işittiklerimiz, onun akli muvazenesinin yerinde olmadığını gösterdiğinden, cezaya müstelzim bir yanı bulunmadığı müşahede edilmiş ve akli tedavisi için Bakırköy'e sevkine karar verilmiş. Karar temiz yolu açık olması düşünüyorum. Tabii çok bozuldu o filan. Böyle işte şimdi de almış sesini gitmiş Amerika'da o herifi de öldürdüler ya onun yerine halife olmaya mı çalışıyor ne yapıyorsa. Çok kimseyi de kattı karıştırdılar. Bu Güney Afrikalı bir Müslüman var. Ahmet Dida. Bu 19 mucizesi bilmem ne diye o herifin kitabını şey yapar, tercüme eder. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç tuzağa düştü. Ondan sonra Diyanet Vakfı'nın konferans salonunda alenen ben döndüm, yani ben bu görüşü terk ettim, yanlış yapmışım filan diye açıklama yapmak zorunda kaldım. Ben dinledim bunu bizzat yani. Tayyar Altıkulaç'ın böyle dediği. Başlangıçta işte aşağılık kompleksi bu işte. Bu kadar matematiksel bir kitap insanlar nasıl yazabilir filan. Tabii bilimin ışığında İslamcılar bunlar. Bilimin ışığında İslam mı olur lan? İslam'ın ışığında bilim olur. Tabii yaptıkları hatayı anladılar, döndüler ama bu arada bir sürü kafayı da bulandırdılar.